770 kişinin mal varlığının dondurulmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı resmi gazetede yayımlandı. Mal varlığı dondurulan 770 kişinin yarısından fazlasını, yani 454'ü Fethullahçı terör örgütü üyesi isimlerden oluşuyor. Listeye baktığımızda dikkat çeken ayrıntılar söz konusu. Mal varlığı dondurulan FETÖ üyesi isimlerden birisi 15 Temmuz darbe girişiminin 2 numaralı sivil sanığı ve örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri sorumlusu Adil Öksüz, firari Adil Öksüz'ün Türkiye'deki mal varlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla donduruldu. Diğer isimlere de baktığımızda Adem Yavuz Arslan, Tuncay Öpçin ve Tarık Toros, bu isimlerde Fethullahçı terör örgütünün medya yapılanmasında yer alıyordu. Bu isimlerin de Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Yine FETÖ üyesi isimlere baktığımızda Zekeriya Öz ve Fikret Seçen dikkat çeken isimler arasında. Bu isimlerde özellikle Fethullahçı terör örgütünün yargı yapılanmasında yer alıyorlardı. Şu anda firari bu isimler ve Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in de Türkiye'deki mal varlığı donduruldu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla. Sadece Fethullahçı terör örgütü üyesi isimler yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararında yer alan PKK ve KCK üyesi isimler de var. PKK-KCK üyesi 108 kişinin de mal varlığı donduruldu. O isimlerden birisi Nurettin Demirtaş. Nurettin Demirtaş şu anda eski HDP Genel Başkanı ve tutuklu Selahattin Demirtaş'ın kardeşi olarak dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Diğer Hizbullah, DH, El-Kaide gibi dini istismar eden terör örgütü üyesi 119 kişiyle sol örgüt DHKPC, MDKP gibi sol örgüt üyesi 89 kişinin de mal varlıkları donduruldu. Toparlayacak olursak 770 kişi terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı 770 kişinin mal varlıkları, Türkiye'deki mal varlıkları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla donduruldu.